Mahmut Övür Kılıçdaroğlu FETÖ'ye mecbur mu kaldı? Sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı. Türkiye'yi narko devlet ilan etti. Şu sözler firari bir FETÖ'cüye ya da Batı medyasındaki meczup bir gazeteciye değil. Devleti kuran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ait. Milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını cari açık için kullandılar. Ne zaman FETÖ'cüler bir kampanya başlatsa ya anında ya da bir süre sonra aynı şeyi Kılıçdaroğlu da yapıyor. Tıpkı kontrollü darbe veya Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunun iddia edilmesi gibi. Bu ortaklık tesadüf olmadığı gibi siyasetin sınırları içinde yapılan bir çıkışta değil, düpedüz bir operasyon. Öyle olduğu için de Başkan Erdoğan öfkesini saklamıyor. Bu zatın bizi uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Adam ne diyor? Biz cari açığımızı uyuşturucu satışıyla kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya. Bu ne akıl ya? Sen kendinde misin? Aslında bu basit bir siyasi tartışma değil. Hedefinde siyasi gündemi değiştirmek olsa da asıl hedef Türkiye'yi itibarsızlaştırmak ve bir adım sonra da suçlu ilan etmektir. ABD ve Avrupa eksenli küresel güçler geçmişte bunu çok yaptı. Ne zaman Türkiye'den farklı bir ses çıksa aynı kirli tezgah devreye sokuldu. İsimler kirletildi. Bir süre sonra da iktidarlar değiştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu geçmişe atıf yaparak şöyle diyordu. Türkiye haritasıyla Şırınga'nın yan yana olduğu yabancı dergiler bu ülkede yayımlandı. Özal, Menderes, Tansuçiller bundan nasibini aldı. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet genel başkanı bu istihbarat oyununa düşmektedir. Ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Geçmişte bunu Alman dergileri daha çok yapardı. Şimdi partilere kadar sızdılar ki bu rolü CHP genel başkanı üstlenmiş durumda. Şu tablo bile bunu göstermiyor mu? Dikkatinizi çekmiştir. Başta CHP genel başkanı, yardımcıları, FETÖ, PKK ve doğal olarak HDP'liler. Hatta mafya meczupları sabah akşam ve bitmeyen bir kinle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldırıyor. Yetmiyor silahlı kuvvetlere veya emniyet güçlerine saldırılıyor. Bu saldırılara son günlerde Türk Tabipler Birliği Başkanı Şeblem Korur Fincancı, kimyasal silah iftirasıyla CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de de İHA ve SİHA'lara karşı çıkarak katıldı. Bütün bunlar tesadüf olmadığı gibi ülkede tek bir bombanın patlamadığı, terörün bitiş noktasına geldiği günlerde yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı kirli dilin ilk işaretini de aylar önceden FETÖ'cüler vermiş. Ve gazeteci Nedim Şener de bunu FETÖ devrede, Türkiye'yi narko devlet ilan edecekler diye kamuoyuna duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesine doğrusu hiç şaşırmadım. Ama şunu da merak ettim. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun bütün siyasi çıkışları Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birinin yapacağı şeyler değil. Sanki beni aday yapmayın der gibi kendisini de sabote eden özel bir çalışma yürütüyor. Öyle olmasaydı ülkesini itibarsızlaştıran bu kadar kirli bir yöntemi seçer miydi? Acaba mecbur kaldığı için olabilir mi? Mahmut Övür. Ali Saydam. Kemal nereye koşuyor? Aslında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman ortaya attığı, sonradan nereye gittiği belli olmayan siyasi kriz boyutundaki açıklamalarını alt alta yazsak onların üstüne de Sedat Peker üslubuyla Türkiye'yi uyuşturucu devleti olarak gösterdiği son açıklamasını koysak, ardından da Emin Çöleşan'ın Turgut Nereden Koşuyor kitabının adından Esin'le Kemal Nereye Koşuyor desek ve başka hiçbir şey söylemesek yeridir. Kılıçdaroğlu'nun hainlik olarak algılanabilecek, doğruluğu kendisi tarafından kanıtlanamadığı gibi yalan oldukları ispatlanmış açıklamalarını hatırlayalım. Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Vatandaşların e-devlet verileri çalındı. Ayçiçek yağı yok, gelmeyecek. Benzin yok, araçlar kuyruk oldu. Erdoğan kaçacak. Yabancı ülkeler Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar. Türkiye sonbaharda borçlarını ödeyemeyip temerrüde düşecek. Cumhurbaşkanının ıslak imzasıyla hazineden 6 milyar TL iç edildi zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim. Ödedi. Bütün KYK'lıları serbest bırakacağım. Sonradan terör suçundan mahkum olmayanları diye düzeltti. Müteahhitleri zengin etmek için yap işlet devret de yapılan altyapı ihalelerini ek süre verdiler. Saraya giden CHP'li. Parayla parti kuruyorlar. Beni dinliyorlar, beni izliyorlar. Hayatında İsrail'e ayak basmamış Berat Albayrak için damadı neden İsrail'e yolladın? Deniz Baykal kaseti hakkında Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Sonradan kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamıyorum, dedi. Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik kanununda terörle mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın klozet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'de 8 ayrı hesabı var. Tsunami sonrası toplanan paralar açığa gitmedi. Dövizini bozdur çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi birikimlerini TL'ye çevirmediğini iddia etti. Dekontlarla yalanlandı. Adil Öksüz'ün MIT görevlisi olduğunu ima etti. MIT yazılı açıklama yaptı. Adil Öksüz, MIT'in terör örgütü içindeki kaynağı olmamıştır ve MIT'e çalışmamıştır. 2010'da kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım demişti. 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda olduğu hatırlatılarak sorulan siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu sorusuna İyi de tank getirselerdi. Nerede tank? cevabını verdi. Şimdi bunların üstüne bir de narko devlet suçlamasını ekleyecek CHP Genel Başkanı. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beytül el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açının finansmanında kullandılar. Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye çırpınan Kılıçdaroğlu, kimden talimat ya da kibarcası akıl alıyorsa projesinde bir hata yapıyor sanki. Çünkü bırakın geniş kitleleri, CHP'nin tabanı ve onu omurilikten destekleyen gazeteciler bile bu siyasi ve sosyal intihara cevaz vermediler. Gözümüze takılanlar Sosyal medya büyüyor da büyüyor. Gemios Türkiye son duruma dair bilgi yollamış. 2021 yılında 57,1 milyon olan sosyal medya ziyaretçi sayısı 2022'nin ilk 8 ayında 57,6 milyon olmuş. Raporda bir de yeni mecradan söz ediliyor. Kıvayı. Ocak 2022'de 4 milyon ziyaretçisi olan Kıvay reklam yatırımlarına ağırlık vermiş ve bu sayıyı 10 milyona yükseltmiş. Okurlarımıza burada durup Halit Refik'in Tek Umut Türkiye adlı kitabında yayınladığı Gelecek Korkusu ya da İnsanın Sonu başlıklı 9,5 sayfalık makalesini okumalarını tavsiye ediyoruz. Aynı makaleye internetten de ulaşabilirler. Yazılım sektöründe yapay zeka ve ileri analitik gibi alanlarda hizmet veren SAS, Türkiye'deki 25. yılını kutlamış. Sloganları gözümüze takıldı. İşimiz özveri. Veri kelimesini çift anlamlı kullanarak hem duygulara hem de işleyinin doğasına yönelik gönderme yapmayı başarmışlar çok uluslu sigara şirketleri yıllık 700 milyar dolar kazanırken dünyada her sene 8 milyondan fazla ülkemizde ise her gün 350 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyormuş. Üsküdar Belediyesi bu soruna dikkat çekmek için Tütünü Bırak Geleceğe Bak sergisini düzenlemiş. Çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifi ve tütün endüstrisi karşıtı gençler öncülüğünde düzenlenen etkinlikte sigara nedeniyle hayatını kaybeden 350 insanın kişisel eşyaları sergilenmiş. Çağrı Merkezleri Derneği 8. takım liderleri zirvesini düzenlemiş. Sektörün %70'inden fazlasını temsil ettiğini ifade eden dernek, Nisan ayında yaptığı sektör araştırmasıyla da dikkatimizi çekmişti. Çağrı merkezleri müşteri ile doğrudan ilişkide oldukları için memnuniyetin tesisi konusunda son derece önemliler. Derneğin çalışmalarının personele ilişki ve iletişim tekniklerinin benimsetilmesini de kapsayacak biçimde genişletilmesi hayırlı olur. Ali Saydam